Değerli seyirciler, Selçuk Üniversitesi stüdyolarından herkese merhabalar. Ben Doktor Nursel Çör Keskin. Bugün Selçuk Üniversitemizin kıymetli hocaları tarafından hazırlanan Zirai Söyleşiler Programı'nın 58. bölümüyle karşınızdayız. Tarımda temel ve yenilikçi bilgileri sizlere ulaştıran, tarımın çeşitli konularında çözüm odaklı ve yeni bakış açıları getiren bu programda tarımın sesi olmanın gururu içindeyiz. Bugün de Sayın Başkanım Seyit Mehmet Dağ konuğumuz olarak programımızda. Kendisi Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanımız. Bugün başkanımız da kooperatifleşme ve tarım sektöründeki gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Başkanım, programımıza katıldığınız için öncelikle. Hoş bulduk. Seyircilerimiz açısından ilk soruyu size vermem gerekirse kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz başkanım? Tabii ki. Kendimi tanıtmadan önce üniversitemiz bizim her zaman için sağ kolumuz. Üniversitedeki hocalarımızla, sizlerle sürekli istişare içindeyiz. Üniversite televizyonumuza, Ün TV televizyonumuza, üniversitemize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben 1960 doğumlu, Çumra doğumlu, İçeri Çumra'da ikamet eden demeyeyim de çiftçilik ve hayvancılığı İçeri Çumra'da yapan, daha sonra torunlarımızı okutmak için Konya'da ikamet ediyoruz. Kısaca Seyit Mehmet Dağ böyle. Evet bu. Başkanım. Öncelikle bölgemizde örnek bir kooperatif olarak faaliyet halindesiniz sürekli. Bizler bunu biliyoruz. Başkan olduğunuz kalkınma kooperatifi hakkında bizlere bilgiler verebilir misiniz? Hizmetleriniz, faaliyetleriniz nelerdir? Tabii ki. İlk önce şuradan başlayalım gene. İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı var. 2004 yılından bu yana. 2012'den bu yana da Konya ve Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği TARKOP, kısa adı TARKOP'u kurduk. Ve 2012'den bu yana TARKOP Bölge Birlik Başkanlığı yapıyoruz. Aynı zamanda 2012'den bu yana Ankara TARKOP Genel Merkez Genel Başkan Yardımcılık görevimiz var. Böyle bir görevlerde hizmet veriyoruz. Kooperatifçilik demek 1163 yasayla kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatifi, birim kooperatiflerimiz. Birim kooperatiflerimiz, biz İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifini 2004 yılında aldığımız zaman 680 milyar eski parayla bir borçla, batakla bir kooperatifi devraldık. Şu anda ise çok uzatmayacağım sorularınızın hepsine yanıt verebilmek için. Şu anda ise o zaman 2004'te iki tane personelimiz var. Günlük 2300 litre süt topluyor ve aylık 10 ton yimle bir ticaret yapıyor ama batmış bir kooperatifi devraldık. Şu anda 24 tane çalışan personelimiz var. Bunun iki tanesi veteriner hekim, bir tanesi danışman ziraat mühendisimiz ve süt toplayan, süt toplama aracımız, süt soğutma merkezimiz, paketleme tesisimiz, işletme binamız, bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Günlük İçeri Çumra'da 65 ile 70 ton arasında çıkan sütün 45 tonunu biz bizzat kooperatif olarak toplattırıyoruz. Ve ortaklarımızın sütünü değerli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ortaklarımızın daha hayvancılığı sürdürülebilir olması için elimizden gelen tüm yardımları yapıyoruz. Ve bunun yanında veteriner hekim hizmetlerini veriyoruz. Yem ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Birim kooperatifi olarak. Evet. Biraz önce de kooperatifleşmenin önemine aslında değinmiştiniz ama çiftçilerin bu anlamdaki tarımın etkili sürdürülebilmesi için kooperatifleşmenin bu anlamda rolü nedir acaba? Sizden onları kısaca alabilir miyiz? Şöyle söyleyelim onu da. Ortaklarımız hem ziraat odasına, hem damızlık birliğine, hem süt birliğine, hem tarımsal kalkınma kooperatiflerine, bu gibi birçok kuruluşlara üye olmak zorunluluğunu hissediyor kendinde. Buna bakacak olursak şöyle, az önceki dediğim gibi 1163 yasayla kurulmuş olan kooperatifler
Hiçbir tane iktisadi işletme kurmadan, hiçbir tane iktisadi işletme kurmadan vatandaşımızın ve mahallemizdeki ortaklarımızın tamamının ihtiyacını giderebileceğini bizler kooperatif yöneticileri, idareciler olarak biz bunları hep uyarıyoruz. Ha, zamanla da bu ortaklarımız bu çiftçilik, bitkisel üretim ve hayvansal üretim üreten çiftçilerimiz bunun bilinci haline geldiler. Nereden ne hizmet alacağını ve nereden bu bitkisel üretim ve hayvansal üretimlerde nereden daha iyi hizmet alacağını görüyor ve o kuruluşlara üye olmaya başladılar. Evet, burada şeye değinmek istiyorum. Hayvancılık, et ve süt sektöründe birçok tartışmalar söz konusu şu anda. Yine bu geçtiğimiz bayramdan sonra açıklamalarda bulundu Ulusal Süt Konseyi. 5.70 TL'den 7.5 TL'ye bir zam gerçekleşti. Burada fiyatların sürdürülebilir olması için yine çiftçinin para kazanabilmesi, tüketicinin ucuz gıdaya ulaşabilmesi için hayvancılık nasıl bir politika izlenmeli? Sizlerin görüşlerinizi almak isteriz. Şimdi şöyle söyleyelim onu da. Tabii ki üreticimize ucuz daha hizmete nasıl veririz? O birinci planda. Ama bir de bu hayvancılığın sürdürülebilir hale gelmesi için bu üreticimizin korunması lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum. 20 baş, 50 baş, 50 baş, 100 baş arasındaki orta ölçekli bu hayvancılık, hem bitkisel üretim hem de hayvancılık yapan çiftçilerimizi, hayvancılık yapan üreticilerimizi korumalıyız. Evet. Burada tabii ki tüketicimiz çok önemli ama üreticimiz de çok önemli. Burada yemin, kesif yemin girdilerinin çok pahalanması, yurt dışından gelmesi, efendime söyleyeyim arpanın pahalanması, mısırın pahalanması, ceyranın, buna benzer çalışan insanımızın asgari ücretinin yükselmesi, bunların hepsi etken. Bu etkenliğin karşısında bu üreticimizi de korumalıyız. Az önce dedim, Ankara Genel Merkez'de genel başkan yardımcılık görevimiz var. Biz bunu Ankara'daki toplantılarımızda da söylüyoruz. Bu orta ölçekli çiftçilerimizi kesinlikle korumalıyız. Yoksa 2008 yılında böyle bir kriz yaşandı. Yurt dışından hem lofet hem canlı hayvan getirir konuma düştük. Ya biz koskoca bir Türkiye'yiz. Biz koskoca bir Türkiye'yiz. Ben diyorum ki bizim ülkemiz yurt dışına hayvan ihraç eder konuma gelmeliyiz. Biz ithal eder konumadan çıkıp ihraç eder konuma gelmeliyiz. Ve bunun yanı sıra devletimiz babadır. Devletimiz her zaman destek veriyor. Tamam, bu destekler zaman zaman iniyor, çıkıyor. Sütlerimizin fiyat belirlenmesinde etkin rol alıyor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim hayvancılıktaki üretim yapan insanlarımızın ESK hiçbir zaman yok olmamalı. ESK sürekli var olmalı. Çünkü bu süt sanayicisindeki sanayicilerimiz sütünü pazarlayamadığı, sütten ürettiği ürünü pazarlayamadığı zaman tıkanır ve stoklu çalışamaz. Ama bizim devletimiz babadır. Şefkat göstermesi gerekir ve bu ESK bunlar tıkandığı zaman sütümüzü, süt dozu yapıp kendi bünyesine koymalıdır. Ette tıkandık kesimde. Bu etteki tıkandığımız zaman da gene ESK devreye girip hem taban fiyatını oluşturmalı hem de bu eti kesip devlet olarak devlet babalığı şefkatlerini gösteriyor, göstermeli. Hububat'ta Toprak Mahsuller Ofisimiz var olmalı. Toprak Mahsuller Ofisimizi hiçbir zaman
kapatalım, kapansın, şu bu gibi sözler çok tehlikeli bir sözler. Bu hububatımızın, bitkisel üretimimizin taban fiyatını ve alımını da gerektiği zaman ofisimiz devreye girip insanlarımızı rahatlatmalı. Evet, Sayın Başkanım. Bu arada da hayvancılığın temel girdileri yükseldi, fakat burada da sizi başka bir yöne çekmek istiyorum. Kaba ve kesif yem, tabii yem bitkilerinde önemli. Bunlar hakkında sizin örnek demonstrasyon çalışmalarınız var. Bunlar hakkında çiftçilere ne gibi bilgi vermek istersiniz yaptığınız çalışmalardan? Hem öğrencilerimiz de bizleri izliyor, bilgilensinler. Evet. Şimdi onu da biraz daha şöyle açalım. Ben az önce dedim ki 20 baş 50 baş, 50 baş 100 baş arası orta ölçekli. Bitkisel üretim yapan çiftçilerimiz dedim. Evet. Neden onu dedim? Burada bu çiftçilerimiz %60, %70 hayvanın kaba yem ihtiyacını kendi bitkisel üretiminden, hem samanını, hem arpasını, hem mısırını kendisi ürettiği için bu %75'e kadar çıkar. Evet. Ondan diyorum ben, bu orta ölçekli bitkisel üretim ve hayvansal üretim yapan insanlarımızı, üreticilerimizi bu şekilde desteklememiz lazım diye ben onun için söyledim. Bunun yanı sıra sizin sorunuza geliyorum. Tabii ki biz TARKOP olarak Türkiye genelinde bu kooperatiflerin üst birliği olarak 4 tane birlik var. 1 KÖYKOP, 2 ORKOP, 3 HAYKOP, 4 TARKOP. Bu 4 tane birlikten daha hiçbir bölge birliğinde danışman çalıştıran, danışmanlık hizmeti veren ve bu rasyon olayında çalışan yok. Biz TARKOP olarak 2012 yılında kurulduk. 2012 yılından bu yana hem bitkisel üretimde, hem hayvansal üretimde, hem hayvansal üretimin beslenmesi ve hastalıkları üzerine, hem bitkisel üretimin hastalıkları ve beslenmesi üzerine Türkiye'de tek danışman çalıştırıp hizmet veren Konya, Karaman, TARKOP var. Biz bu hizmetleri verirken hem hayvanlarının hastalıkları beslenmesi, hem bitkisel üretimin hastalıkları beslenmesi üzerine bunu sürekli veriyoruz. Devletimizin de 5 kişi tane danışmandan fazla çalıştıramam diye bir şeyi var, kotası var. Bu kota kalkması lazım aslında. Ama daha önceden bir takım suistimaller olduğu için devletimiz 5 tane koymuş. Tamam, biz bu 5 tane danışmanımızla beraber bu üreticilerimize bu şekilde hizmet veriyoruz ve rasyonunda efendime söyleyeyim, kaba yem nasıl hazırlanır, rasyon nasıl hazırlanır. Şimdi bu kesif yem lokantacılık misalidir bu hayvancılıkta. Bu kesif yem hazır yem. Tabii ki kesif yemsiz olmaz. Ama biz bu kesif yemi ne kadar az verir, rasyonumuzu ne kadar güçlendiririz, bu üreticilerimizin ürettiği ürünlerle nasıl daha yemini kuvvetlendiririz, girdilerini nasıl düşürürüz? Biz bu şekilde çalışmalar devam ediyoruz, devam edeceğiz Allah izin verirse ve bu şekilde çiftçilerimizin girdilerini düşürüp daha hayvancılığın, bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini devam ettirmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çiftçilik yapan insanlarımız ülkemiz için üretim yapıyor ve bu üretime dışarıya bağımlı kalmamak için bu üretimi yapmak zorundayız. Bugün dışarıdan ben Çek Cumhuriyeti'nden, Avusturya'dan, Almanya'dan ithal hayvan getirdim. Bu 2008'deki krizden sonra. Ve bu getirdiğimiz hayvanların, inanın orada ot, yem, bizim verdiğimiz yem kadar vermiyorlar. Evet. İşte biz bunları üreticilerimize
öğretip gösterip şöyle olması böyle olması lazım diye gösterip hayvancılık yapan üreticilerimizin her zaman yanındayız, yanında olacağız. Evet. Bu konuda da ülkemizin aslında 18 milyondan yakın büyükbaş hayvan varlığı, 58 milyondan fazla küçükbaş hayvan varlığımız var. Siz de dediniz kaba ve kesif yemlerin belli oranlarda artırılmalı ve buna ait çalışmalar yapılmalı diye. Buradaki hayvansal üretim potansiyeli hakkında sormak istiyorum aslında. Hem ülkemiz hem Konya'mızdaki küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığımızın mevcut potansiyeli yeterli midir? Yine girdiler yeterli midir? Bununla ilgili çiftçiler devamında devletin verdiği destekler yeterli mi? Ve bunlar hakkında bilgilerinizi almak isterim. Şimdi onu anlatırken biraz Zülfiyar'a dokunmamız gerekir. Az önce ne dedim? Tüm örgütler var. Türkiye'mizde, ülkemizde, Avrupa'da bu yok bakın. Avrupa'da bu yok, bu anlatacağım. Ülkemizde bir sürü bu hayvancılıkla ilgili kuruluşlar var. Bitkisel üretimle olan kuruluşlarımız var. Ben diyorum ki bakanlığımız acilen, ama acilen her kuruluşun görev tanımlanmasını çıkartması gerekir. Her kuruluşumuzun görev tanımlanmasını çıkartması gerekir. Önümüze gelen kuruluş iktisadi işletme kuruyor. İktisadi işletme adı altında her dalda oynamaya çalışıyor. Bu olmaması lazım. Bugün ne dedim az önce? Avrupa'dan ben hayvan getirdim. Avrupa'daki getirdiğim hayvanın annesinin, getirdiğim gebe düvenin annesinin 5 buzağa kadar oldu ki annesi 2-3 buzağa da kesime gitti. Anneannesinin 5 buzağa kadar veriminin seceresini çıkarır. Ondan sonra satışa çıkar. Ama bizim ülkemizde İktisadi işletme kurup her işe giriyorlar. Girmeyin kardeşim. Ülkemizdeki hayvan varlığını tamam 3 aşağı 5 yukarı bilmiyor. Az önce ne dedim? Yurt dışına hayvan ihraç etmemiz gerekir. İşte bu örgütlerimiz tam görevini yapmadığı için hayvan sayımız 2008'den bu yana sürekli deprem yaşıyoruz. Sürekli iniş çıkışlar yaşıyoruz. Ve nasıl diyeyim onu, herkes görevini yapmalı. Görevi yapılmadığı sürece ülkemizde bu hayvan varlığının tam kayıtları bile tutulmuyor. Bakanlığımızın şifresi olan TürkVet şifresinde kayıtlı olan hayvan sayıları gündemde tutuluyor. Ama bizim istediğimiz tüm kayıtlarının bir örgüt tarafından tutulup bu sürdüşü vesaire yapılacaksa o görevi de başka örgütlerimiz yapmalı diyorum. Evet Sayın Başkanım, doğru söylüyorsunuz. Yine bölgemiz ve ülkemizde bitkisel ve hayvansal üretimde yine üreticilere ya da kendi üyelerinize ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Bu bitkisel hayvansal üretim olsun, devamında sürdürülebilirlik dedik biraz önce de. Tabii bunlar ki hakkında. İlk önce hem üreticimiz hem bizler, örgütler şunu kesinlikle bilmeliyiz. Dışarıya bağımlılık iyi bir şey değil. Kendi ürettiğimiz ürüne hem üreticimiz hem biz örgütler, hem üniversiteler, hem daha başka tarım il müdürlükleri vesaireler. Buraya tamamen sahip çıkmalıyız. Ve dışa bağımlılıktan ziyade kendimiz hem üreticimizin hakkını verebilmek için gayret göstermeliyiz. Devletimiz zaten destekleri veriyor ama tabii günümüzün şartları belli. Günümüzün şartlarından dolayı devletimiz değil, tüm dünya ülkelerinde sıkıntı var. Evet. Bunun için bu dışa bağımlılığımızı kurtarıp tamamen kendi ürettiğimiz ürünleri bizler de destek verip, bizler de sonuna kadar üreticimizin önünü açıp
Mesela biz o şeylerde danışmanlarımızda onu unuttum, onu da ifade edivereyim. Tabii ki. Biz şeyde yazın tarla günleri yaparız. Yazın hayvan ahır günleri yaparız. Kışın da hem hocalarımızla, üniversiteden bile götürdüğümüz hocalarımız var. Nureddin hocamız var, Fikret Akın Erdem hocamız var, Beyiş hocamız var. Evet. Hayvancılık üzerine. Bunlarla beraber Fikret Akın Erdem bitkisel üretim evet, ağırlıklı. Hocam, benim danışmanım da aynı zamanda. Öyle mi? Evet. Çok sevdiğimiz hocalarımız, saygı duyduğumuz evet. hocalarımız. Kesinlikle. Bunlarla beraber eğitimleri veriyoruz. Kışın da sinivizyon gösterisiyle halkı topluyoruz. Bir köy konağı varsa oraya, kahve varsa oraya, efendime evet. söyleyeyim, ev varsa eve sinivizyon gösterisiyle sunumlar yapıp ve çiftçimizin toprak tahlilinden tutun da hasada kadar ne varsa eğitimlerini veriyoruz ve bunun da sonuçlarını alıyoruz ve bu üretimi bu şekilde sürdürülebilir hale sürdürebilirliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, tarımsal danışmanlıkta da bu anlamda ileri seviyedesiniz. Evet. Ben bir de şunu merak ediyorum başkanım. Genel olarak birçok kooperatif var Konya'da da, birçok birlik var. Bunların süresi çok uzun olmuyor. Sizin bu anlamdaki uzun olmadaki sırrınız nedir? Onu da bizimle paylaşırsanız. Paylaşalım efendim. Evet. Şimdi az önce ilk başta ne dedim? İçeri Şurna Kooperatifi'nin 2004 yılında eski parayla 680 milyar borca bu kooperatifleri bizler, biz idareciler ve yöneticiler lütfen diyorum babasının malı gibi kullanmasın. Kendi malı gibi görmesin. Kendi malı gibi görmesin. İşte birileri bizim orayı batırdılar. Şu anda da İçeri Şurna Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Konya'da bir numara. Türkiye'de 3 numara olduk. Tire Kooperatifi biraz geri gitti. 2 numaraya geldik. Bu ne demek? Kooperatifçilikte azimle kooperatifçilikte kendi adına ticaret yapma işini bırakarak özveriyle kooperatif adına, ortaklar adına çalışılırsa kooperatifçilik eski adıyla ümmece çalışma derlerdi buna. Ortaklaca çalışma. Şimdi kooperatifçilik. Kooperatifçilikte ilerlemek, kooperatifi ilerletmek ve 1163 yasayla kurulan kooperatif dedim. Her türlü kar gözetmeden üyelerinin, ortaklarının ihtiyacını giderir dedim. Ve bunun yanı sıra kooperatifin büyümemesi demek lafta kalır. Ben şunu diyorum, her zaman da söylüyorum. Tarım Bakanlığı'nda, Ankara'da, bu Konya'da, toplantılarda hep söylediğim söz bu. Tarım Bakanlığımız yaptığı görevleri örgütlerin yapısına göre, örgütlerin görevine göre bu örgütlerin üzerine yıksın, versin. Evet. Ama 2 yılda bir sıkı kontrolör, sıkı denetim, sıkı teftiş geçirmeliyiz. Affedersin bir atasözü var. Kulağa kadar zarar işleyenin katli vaciptir derler. Evet. O kooperatifi, o insan veya o idareci insanlar günümüzde çok, Konya'mızda bile çok. Evet. Yapıyorsa gel kardeşim buraya. Sen kendi adına ticaret yapamazsın. Sen buranın imkanlarını kendine kullanamazsın. Evet. Bakın açık yüreklikle söylüyorum. Ben 2021'in öncesinde İçeri Şurna'dan 5 lira aylık alıyordum. Kongrede seçimli kongremizde karşı taraftan muhalefetin biri çıktı dedi ki 5 bin lira çok 3 bin lira dedi. Tamam dedim 3 bin lira olsun kabul. 3 bin lirayla ben hizmet veriyorum. Ama hizmetimde hiçbir gün adıyla orada kooperatifte verdiğim hizmetin hiçbir tanesini ben kendi adıma ticaret yapmadım yapmam. Evet.
yapanlar için söylüyorum, devletimize söylüyorum, bakanlığımıza söylüyorum. Evet. Sıkı denetim, sıkı kontrol, herkes denetlensin. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz mülteciler gibi, Allah göstermesin, Allah göstermesin. Mülteciler gibi ülkemize bir şey olsa bez, gazma kürek çıkar, mücadelemizi yaparız. Bizim kaçacak gidecek bir yerimiz yok. Evet. Onun için diyorum ki ülke bizim ülkemiz, ülkemize sahip çıkmalıyız. Şunu ekleyeyim, şunu ekleyeyim. Biz şimdi pandemiden önce üniversitemiz, KOP idaremiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve TARKOP olarak biz proje sahibi olarak Erasmus projesi yaptık. Pandemi girince donduruldu. Pandemiden sonra Erasmus projemiz devam etti, devam ediyoruz. İklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım ve hayvancılık üzerine. Buradan üniversiteden iki tane hocam, KOP idaresinden iki değerli arkadaşımız, Tarım İl'den 2-3 tane değerli arkadaşımız ve bizden de 2-3 arkadaşımız ilk başta şeye gittik, İspanya'ya. Oraları denetledik. Arkasından Almanya'ya gittik. Belirli aralıklarla. Arkasından Belçika'ya gittik. İtalya'da var bu projenin içinde dahil. Avrupa Birliği. Konya'dan da 4 ayak. Şimdi bu ayın sonunda da Konya'ya gelecekler. Ve bu ortak çalışmamızın neticesinde ortak nasıl bir proje üretiriz diye projemiz devam ediyor. Evet. Oralarda şunu gördük. Geçen Belçika'ya gittiğimizde Belçika'da 500 hektar bir arazinin yarısını adam boş bırakmış. Çiftlik sahibi. Sordum. Niye bıraktın dedim. Ceyran masraf. Efendime söyleyeyim, mazot masraf, şu masraf. Sulaman yok dedim. Sulaması olmadığı halde arazinin yarısını boş bırakmış. Bizim ülkemizde biz mücadeleci insanız. Mücadele ederiz. Birçok ülkelerde ekin sulamazlar. Bazı ülkelerde mısır, pancarı bile sulamazlar. Ama bizim burada hem sulayarak hem mücadele ederek biz bu üretimimizi yaparız. Bu ülke bizim ülkemiz. Türkiye'den başka ülkemiz yok. Evet, çok güzel söylediniz. Son olarak da sizden şu düşüncelerinizi almak istiyorum. Yine Konya tarımı bir bütün olarak düşündüğünde Konya tarımının olumlu, olumsuz yönlerini ana hatlarıyla çizebilirsek programımızı o şekilde son verelim başkanım. Şimdi Konya'mız güzel bir ülkemiz. Mevlana şehrimiz, hoşgörü şehrimiz. İnsanlarımız da misafirlerine hoşgörülü insanlarımız var. Üretimde tabii ki çok çeşitli ürünlerimiz var. Ekmeklik buğdayından tutun, makarnalık buğdayından tutun, efendime söyleyeyim pancarından tutun, fasulyesinden tutun, kabak çekirdeğinden tutun. Buna benzer daha çok çeşitli ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizi tabii ki zaman zaman devletimizin desteği veya fiyatların değişken olması nedeniyle bu hububata kayıyor. Bir takım baharlık mahsule kayıyor. Ama bu normal. Tabii ki olacak. Çeşitli ürünün çok olması bizim üreticimiz için çok çok daha iyi. Neden? Hani birinden inşallah zarar etmeyiz ama zarar ettiğimiz zaman öbüründen kâr ederiz falan. Bu şekilde çeşitli ürünümüzü gene tüm insanlarımızın, tüm üreticilerimizin bu çeşitli ürünlerini ekmesini diliyorum, ekmesini talep ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Son olarak o zaman şunu söyleyeyim. Tabii ki. Konya çiftçimiz ve Türkiye ülke çiftçimiz olarak, hele hele Konya çiftçimiz olarak bu sene kışımız iyi geçti. İnşallah yılımızda şen geçer. Tüm çiftçilerimize, tüm üreticilerimize, siz değerli üniversite hocalarımıza, Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde, Tarım İlçe Müdürlüğü bünyesinde, Tarım Bakanlığı bünyesinde birlikte çalıştığımız
tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Sizlere de, üniversite televizyonumuza da her zaman için bizim elimiz, ayağımızsınız. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi bir yayın olmuştur diye. Kesinlikle öyle oldu diliyorum. Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden ötürü. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Sevgili seyirciler, bugün Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Sayın Seyit Mehmet Dağ bizimle birliktelerdi. Başta Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Metin Aksoy hocamıza, Ziraat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu hocamıza ve bu programın oluşturulmasına katkı veren değerli hocalarıma ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni konu başlıklarıyla tarımın sesi olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.